Oğlum, oğlum, arabanı temizlememe izin ver. Hayır, 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 gerek yok. Hayır hızlı adam, sadece küçük bir değişiklik için. Adınız ne? Bu Andrew. Benimki de Andre. Bir şey mi oldu efendim? Camınızı temizleyebilir miyim? Evet oldu. Sadece bana aslında birçok insanı hatırlatıyorsun. Kim? Ben. Ben gençken. Ne demek istediğimizi anlıyorsunuz değil mi? Dünyada senin gibi biri her zaman vardır. Umarım bir gün senin gibi olurum. Camını temizleyebilir miyim? Aslında sana parayı vereceğim, evet, ama camı temizlemene gerek yok, hayır. Hayır, genç adam, ama bunu kabul edemem. Ama kabul et, işte burada. Hayır, çalışmadan para kazanamam. Aslında, seni çok iyi eğittiler, değil mi? Teşekkürler. Sana yardım etmeme izin ver. Böylesi çok daha iyi, değil mi? Evet. Tabii ki bana yardım ediyorsun. Selam. Paralarınızı buraya alın. Teşekkürler. Buradaki para senin değil mi? Hayır, o para benim oğlum değil. Hey, benim bile değil. Annem bana benim olmayan parayı alamayacağımı öğretti. Yani eğer benim değilse ve senin değilse. Ve? Buralarda kimse yok. O zaman senin. Doğru, değil mi? Yapabilirim. O parayla çok iyi yemek yiyebilirim. Annenle tanışmak istiyorum. Andreas oğlum. Annem. Hadi oğlum. Kız. Ne? Seninle konuşmaya ihtiyacım var. Hayır, şimdi acelem var. Yapamam. Fakat. Oğlum, sana sokakta yabancılarla konuşmanı istemediğimi söylemiştim. Ama ben onun arabasını temizliyordum. Oğul, birinin arabasını temizlemeni istiyorum. Eksi onun. Neden anne? Önemli değil. Onun, hayır. Ve yarın arabayı başka bir yerde temizleyeceğiz. Ciro. Bebeğim, o çocuğun bana nasıl benzediğini görmen gerekiyordu. Bilmiyorum, kendime bakıyormuşum gibi hissettim. Daha genç ya da... Bilmiyorum, belki çocuklarımdan biri. Ve hamile kaldım ve bilmiyorum. Çocuğunuz yok. Biliyorum ama... Dünyada bize bu kadar benzeyen birinin olabileceğine inanıyor musunuz? Sana benzeyen birinin olabileceğine inanamıyorum. Çok güzelsin. Teşekkür ederim aşkım. H-I-M-M, sonra geri döndü. Vay. Eğer bu kız buraya gelirse onu koştururum. Oh, yapacağım. Dostum, bilet konusunda bana yardım etmeni istiyorum. Tamam ama, neden bütün bunlar? Ne oldu? Dostum, Andre ile yeniden tanıştım. Yalan ve nasıl gitti? Dostum, onu gördüm ama onunla konuşmadım. Bu biletlerin parasını almam için bana yardım edin lütfen. Oğlumla bu kasabadan çıkmam gerekiyor. Ama Tanrı onu yoluna koymadı mı? Böylece tüm gerçek ortaya çıkacaktı. Hayır dostum, Andre oğlumuz hakkındaki gerçeği asla bilmeyecek. Ne duydum? Yine çocuklardan mı bahsediyorsunuz? Ama anne, çok garipti. O çocuk benimle aynı görünüme sahipti. Zor değil, değil mi oğlum? Gözlerin çok güzel, çocuğun görünüşü çok güzel, de. Unut gitsin. Orada çocuk yok. Ve o çocukla bir daha asla konuşmayacaksın, ha. İşte o hikaye. O kadar garipti ki. Aynı noktaya geri dönmem ve neler olup bittiğini anlamaya çalışmam gerekiyordu. Hey dostum, nasılsın? Hoops. Bölgede cam temizleyen bir çocuk tanıyor musunuz? Andre'nin adı. Ah, ey Andr. Bilmek. Andre'yi herkes tanıyor, burada çok ünlü. O çok kibar bir çocuk. Viviane'nin oğludur. Ama sanırım gidiyorlar, görüyorsunuz, çünkü bu sabah personele veda etti ve... Gittiler. Bir dakika, Viviane'nin oğlu olduğunu mu söyledin? Bu, Viviane'den. Aman tanrım. O mu? Aşkım. Seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum Andrew. Artık kendimi senden uzakta göremiyorum. Bunun tekrar olmasına izin veremem. Veya... Bu ikisini bulmam gerekiyor. Bak anne, zengin arkadaşım. Vivian mı? Merhaba Andrew. Nerelerdeydin? Beni neden terk ettin? Oh, bu çok uzun bir hikaye.
Andrezinho senin oğlun mu? Evet öyle. Bu senin için. Bana hediye verecek. Bunu seviyorum. Şimdi o kutunun içinde ne olduğunu görmek için meydana gidin. Ciro. Kendine iyi bak oğlum. Vivian, ne olduğunu bilmem gerekiyor. Beni neden terk ettin? Annen. Beni uzaklaştırmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Ama sen annemin bizi asla ayırmayacağını söyledin. Ve beni sonsuza dek seveceğini. Ama yalan söylemedim. Seni sevmekten asla vazgeçmedim Andrew. Sen hayatımdaki tek erkektin. Öyle. Andrezinho. Evet. O senin oğlun. Tanrım, bugün hayatımın en mutlu günü. Seni tekrar buldum ve bir oğlum olduğunu öğrendim. Çok güzel görünüyorsun oğlum. O zaman ben senin oğlun mu olacağım? Sen zaten benim oğlumsun. Bu ne anlama geliyor? Torununuzla tanışacağınız anlamına gelir. Andrew, bu oyunlara daha ne kadar devam edeceksin? Şaka yapmıyorum. O Andrew'un oğlu, evet. Ve sen, talihsiz olan. Buradan çok uzakta olmalıydım. Ne için uzak? Kötülüğünüze devam etmeniz için mi? Buraya bak kızım. Seni bu aileden uzak tutmak istiyorum. Testere. Ama Bayan Merilya, oğlunuzu seviyorum. Hiçbir şeyi sevmiyorum. Aşk onun parasıdır. Yoksa buradan kayboluyor musun sevimli, tamam mı? Ya da orada beklediğiniz çocuğunuz sonuçlarına katlanacaktır. Uyarıldınız. Artık yalan söylemek yok anne. Sadece. Oğlum, sen artık evli bir adamsın. O hizmetçiyi, o unut. Sevmediğim bir kadınla evliyim, değil mi? Hepsi bayan tarafından kuruldu. Artık manipüle ettiğin o genç değilim. Yani beni hiç sevmediğini mi söylüyorsun? Bunca zamandır bir illüzyon içinde mi yaşıyoruz? Sara, suçlu sen değilsin. Ve ben de bilmiyorum. Hepsi annemin kurgusu. Sen harika bir kadınsın ve hemen konuşacağız. Konuşacak bir şey yok Andrew. Benim için her şey açık. Sevdiğin kadınla yaşamana izin vereceğim. Yalan hikayesini hak etmiyorum. Şimdi mutlu musun anne? Hepsi senin suçun. Senin o küçük Karen'den. Ama ben bu sefer hayatıma karışmana izin vermeyeceğim, hayır. Ailemle kaybettiğim tüm zamanı telafi edeceğim. Baba, yani artık büyük annem olmayacak mı? Oğlum, o her zaman senin büyük annen olacak ama şimdi artık bizimle yaşamayacak. Ciro. Hataların sonuçları vardır. Ve annemin yaptığı bu hata birçok insanı incitti. Hiç kimse diğerinin kimi seveceğini seçme hakkına sahip değildir. Annemin suçlanacak tek kişi olduğuna inanıyor musun? Viviane'de kalmalı mıyım? Yoksa eski karıma geri mi döneceğim?